Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda özel dörtgenlere giriş yapmıştık. Bugünkü konumuzda yine özel dörtgenlerden olan paralel kenardır. Paralel kenarın şöyle bir genel özelliklerine bir bakalım. Şimdi paralel kenarda karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlere paralel kenar denir diyoruz. Burada kastettiğimiz şey karşılıklı durumda olan AB ile DC doğruları birbirlerine paralel, aynı zamanda uzunlukları da birbirlerine eşittir. Benzer şekilde BC ile AD doğru parçaları da burada paraleldir ve uzunlukları da nedir orada? Birbirlerine eşittir diyoruz. Ekstradan şu bilgileri verebiliriz. Karşılıklı gördüğünüz şu A açısı ile C açılarının ölçüleri birbirlerine eşit. Benzer şekilde B açısı ile de D açısının ölçüleri birbirlerine eşittir. Mesela ben burada bu kenarlar birbirlerine paralel dedik. D'deki açıya alfa dersem A'daki açıya da ne derim orada? Beta. Burada tek yazabileceğim açı kuralı şudur. Alfa ile beta'nın toplamı burada daima 180 derece olarak gelir. O halde verdiğim bu özelliklere göre şurada örnek 14'e bir bakalım ne demiş. Örnek 14'te bir tane paralel kenarımız var. DCE ve BCE açıları birbirlerine eşit. BC ile DE uzunlukları da birbirlerine eşit olarak verilmiş. Bir de B açımız 100 derece. Şimdi BC'ye eğer bu işareti verdiyse AD uzunluğu da aynıdır. A açısı ile B açısının toplamı kaç dereceydi? 180. O zaman buraya kaç derece kaldı? 80. ADE üçgeni ikizkenar üçgen burada. Yani taban açıları eşit. Buraya da o zaman ne yazdık? 80. Peki şimdi buradaki AB kenarı ile DC kenarı ne demiştik? Birbirlerine paralel. O zaman burada bir ne vardır arkadaşlar? Z kuralı. O zaman buradaki Z kuralından x dediğim ölçüye de kaç derece düşüyor? 80 olarak düşüyor. Cevabımız da o zaman 80 olarak gelmiş oldu. O halde bir sonraki soru, örnek 15'e bir bakalım. Örnek 15'te yine bir paralel kenarımız var. BH uzunluğu ile burada AD uzunlukları birbirlerine dik olarak verilmiş. BC ile de BH birbirlerine eşit. Ekstra bir de C, D ve H. Buradaki açıdan da bahsedilmiş 25 derece olarak benden X'in kaç derece olduğu istenmiş. Şimdi şöyle bakarsanız. Burada ilk başta ABH üçgenine bakarsam 90 var, x var. O zaman benim buradaki A'ya yazacağım açı nedir? 90 eksi x. Tamam. Peki A açısı ile B açısının toplamının kaç derece olması gerekiyordu? 180. Peki benim buradaki B'de şu kalan açıya ne yazmam gerekir? 90. Eğer iki açıyı da bir kontrol edip toplarsanız yani 90 eksi x artı x artı 90. Buradaki x'ler gider. İki iç açının da toplamı ne gelir o zaman orada? 180 olarak gelmiş oldu. Peki burada şuna bir bakarsanız. BCH üçgenine tepe açısı 90 olan bir dik ikizkenar üçgen. O zaman buradaki açılarıma kaç derece olarak kalır? 45, 45. C'deki ve B'deki açıların toplamı da madem 180 dereceydi, C'deki açılarımızı toplarsak 70 artı dedim, B'deki açım da 90 artı x. Bunu da neye eşitleyeceğiz? 180 dereceye. Tamam. O zaman burada şurayı bir düzeltelim. 70 topladık, 160 artı x eşittir 180 dedim. X dediğim ölçümde ne geldi o zaman burada? 20 derece olarak gelmiş oldu. O halde bir sonraki sorumuza bir hemen bir bakalım. Ne demişiz orada? Şimdi burada örnek 16'ya bakacak olursak eğer bir tane paralel kenarımız var. Tamam. AE, FC doğrusal olarak verilmiş. DE, DF ve FC uzunlukları da eşit.
10 derecemiz ve B'de de bir 100 derecemiz var. X'in benden kaç olduğu istenmiş. Şimdi bunda örnek 14'te bir Z kuralını kullanmıştık. Peki ben buradaki X açısını Z kuralını kullanarak, yani AB ile DC birbirlerine paralel olduğu için buraya taşıyabilirim. DFC üçgeni ikizkenar olduğu için D'deki bu açıda X'dir. Yine bu üçgende 2 iç 1 dış yaparak buraya ne yazabilirim? 2x dedim. DEF ikizkenar üçgen. O halde buradaki açımda ne olur? 2x olarak geldi. Şimdi üçgende hep 2 iç 1 dış yapıyoruz. O halde benim buradaki A'daki açıya ne yazmam gerekir? 2x eksi 10. Bunu da 10'la toplarsam zaten şu E'deki açının 2x olduğunu görmüş oluruz. Peki son olarak şurası var. A'daki açı ile B'deki açının toplamı kaç dereceydi? 180. O halde oradaki açıları bir toplayalım. 2x eksi 10 artı x artı 100 eşittir 180 dedik. Tamam. Buradan da 3x artı 90 eşittir 180 dedim. 3x eşittir 90. X denilen, yani istenilen ölçüde ne geldi o zaman burada? 30 derece olarak gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar buradan sonra bir örnek 17'ye geçmeden hemen önce bir tane bir paralel kenarda uzunlukla ilgili bahsetmemiz gereken küçük bir yer var burada. Şimdi bir paralel kenarda ne vermiştik zaten? Karşılıklı kenarlarımız birbirlerine paraleldi. Eğer sizden çevresini isterse burada ne yaparsanız zaten bütün kenarları topladığınızda 2a artı 2b sana burada neyi verecek? Bu paralel kenarın çevre uzunluğunu verir. Şimdi burada esas kısım şurası. Paralel kenarda eğer tüm köşelerden, yani bütün köşegenler çizilirse bunlar birbirlerini ortalar. Yani AO uzunluğu ile OC uzunlukları kendi aralarında birbirlerine eş, OD uzunluğu ile de OB uzunlukları kendi aralarında birbirlerine eştir. Şimdi diyelim ki size verilen bir paralel kenarda şöyle bir A'da açıortaylığım ve B'de bir açıortaylığım varsa buradaki açı diktir. Neden? Şimdi madem burada bir açıortaylık var. Alfa, alfa dedim. Beta, beta olarak dedik. A'daki ve B'deki açıların toplamı kaç dereceydi? 180. Yani 2 alfa, 2 beta, 180 ise alfa artı betaya kaç derece kalıyor orada? 90 derece kalıyor. Bu yüzden buradaki bu üçgende E köşesindeki açılarınız daima 90 derece olarak gelir. Burada önemli olan kısım şurası bir de. Bu E'nin 90 derece olmasının dışında. E kesişim noktası olup daima orta tabandır arkadaşlar. Yani bulundukları kenarları burada ortalarlar diyoruz. O halde bununla ilgili bir iki tane sorumuz var. Hemen onlara bir bakalım. Örnek 17. Şimdi örnek 17'de bir tane paralel kenarımız var burada. AB kenarı ile EF kenarlarını birbirlerine paralel olarak vermiş. Tamam. AD uzunluğuna burada 8 cm olarak belirtmiş. Onu şöyle dışarıdan biraz ileride uzakta yazdım. CC uzunluğu da 15. Tamam. Onu da belirttik. Bizden nereyi istemiş? EF uzunluğunu istemiş. Tamam. Şimdi verdiğim bu paralel kenarda uzunluktan hatırlayın. Madem A ve D'de açıortaylık var. F'deki bu açı ne oluyordu? Dik açı oluyordu. Peki E'den çıkan bu EF doğru parçasını ben doğrusal olarak, yani DC'ye ve AB'ye paralel olarak uzattığımda burada ne oluşuyordu? Orta taban diyordum. Peki bir dik üçgende tepe açıdan bir tane bir doğru indi ve iki eş parça yaparsa burada ne vardı arkadaşlar? Muhteşem üçlü. O zaman şimdi AD uzunluğum benim burada 4, 4, 2 eş parça oldu. Muhteşem üçlüden dolayı da burası da ne oldu? 4. Benim buradaki, hatta oraya da bir isimlendirelim. HE uzunluğum aslında DC uzunluğuna ve yani AB uzunluğuna eşit. O zaman 4 artı x eşittir 15 dedim.
x eşittir de ne geldi o zaman burada? 11 olarak gelmiş oldu. Şimdi örnek 18'e bir bakalım. Örnek 18'de ABCD paralel kenar AF, BF açıortay olarak verilmiş. Tamam, hemen şimdi buradaki F'deki açının dik olduğunu biliyoruz. Tamam, o bir kalsın. FE ile DC de birbirlerine dik olarak verilmiş. Aynı zamanda uzunlukları 8'er santim olarak verilmiş. EC'ye de 20 santim demiş. Benden AD uzunluğunu istiyor. Şimdi evet, ben şimdi buradaki açının ne olduğunu biliyorum. Dik açı olduğunu biliyorum. Şöyle yapalım. Bakın. Burada orta tabanlığı kullanabilmek için şimdi F'den geçecek olacak şekilde aynı zamanda şöyle bir doğru parçası çekersek, yani benim bu çektiğim hep AD ve BC kenarlarına paralel olarak gelsin. Şimdi F'den geçen bu doğru parçası ne yapıyordu? Bu kenarları iki eş parça yapıyordu. DC uzunluğu 28 ise o zaman buralara ne yazarım ben? 14, 14 yazarım. Peki muhteşem üçlüden burası da yine ne oldu aynı şekilde? 14 olarak geldi. Benim buradaki uzunluğum da 14. O zaman şu E ile çektiğim, buraya kadar çektiğim nokta arasındaki uzunlukta ne kalmış olacak? 6. 6, 8, 10. Kenarlarına göre özel dik üçgen. Tamam, bunu da yazdık. Peki çektiğim bu doğru zaten neye paraleldi? AD kenarına, yani BC kenarına. Toplamda ne geldi o zaman burası? 24 santim olarak gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar, paralel kenarda köşegen uzunlukları ile ilgili birkaç özelliğimiz var. Onlara da bir bakalım. Şimdi burada paralel kenarda köşegen uzunlukları, bunlarla ilgili bir belli özelliklerimiz var. Buraya bakarsanız ABCD burada bir paralel kenar. Tamam. Sadece A'dan C'ye bir tane köşegen çizilmiş. D'den E'ye AB'yi iki eş parça yapacak şekilde ve benzer şekilde D'den BC'ye iki eş parça yapacak şekilde bir tane doğru parçaları çekilmiş. D'den B'ye çektiğinizde, şimdi buralar hep ne oluyordu? Köşegenler birbirlerini ortalıyordu. O zaman üçgende kenar ortaya, hatırlayın arkadaşlar, ağırlık merkezi. Bu ABD üçgenine bakarsanız L noktası burada nedir arkadaşlar artık? Ağırlık merkezidir. O halde 1'e 2 kuralı vardır. Yani sen OL uzunluğuna ne edersen, AL uzunluğu da nedir o zaman orada? 2N olarak gelir. Benzer şekilde DBC üçgenindeki K noktası da burada nedir? Ağırlık merkezi. Bundan dolayı OK uzunluğuna ne edersen benzer şekilde KC'ye de ne demen gerekir? 2N. Yani 1'e 2 kuralı dedik. Yine bu şekilde bakarsak LK uzunluğu ile AL uzunlukları ve KC uzunlukları nedir? Burada birbirlerine eşittir. Zaten buradaki şu verilen ikinci kural bir önceki yerde zaten görebiliyorsunuz. Şimdi burada ekstra şöyle bir özelliklerimiz var. Onlara da bir bakalım. A, A üssü, D, D üssüne, O, O üssüne, yani burada gördüğünüz şu parçaların hepsi birbirlerine paralel olarak verilmişse eğer. Şimdi A, A üssü uzunluğu ile C, C üssü uzunluklarının toplamı, hatta isimlendirelim X dedik, buraya da Y diye isimlendirelim. Şuradaki B ile B üssü dediğim yere A dedim, D, D üssü dediğim yere de burada B olarak isimlendireyim. En son şu O, O üssüne de T olarak isimlendirirsem. O halde kuralı yazalım. X artı Y eşittir. Ne diyeceğiz burada? A artı B eşittir dedim. 2 çarpı T olarak yazarız. Yine benzer şekilde şurası da var arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Şimdi burada yine kastedilen şey aslında aynı. Şuradaki A, A üssü uzunluğuyla bu gördüğünüz tüm uzunlukların hepsi birbirlerine paralel olarak verilsin. Mesela buraya X dedim. C, C üssü uzunluğunda Y olarak yazalım. Şuraya A dedik. Buraya da B olarak yazarsam. O zaman kuralıma göre yazalım arkadaşlar. X artı Y eşittir deriz.
A eksi B olarak yazılır kuralım. Bu değişmez bir kuraldır. Bununla ilgili bir tane sorumuz var. Örnek 19. Ona bir bakalım. A, A üssü uzunluğuna 8 santim olarak vermiş. Tamam, burası 8. C, C üssü uzunluğuna da 10 santim olarak verilmiş. B, B üssü uzunluğu 2 santim. Ve tabii ki şunların hepsi arkadaşlar birbirlerine paralel olarak belirtilmiş. Benden istediği D, D üssü uzunluğu. Buraya da X olarak isimlendirdim. Kuralımızı yazacak olursak A, A üssü ile neydi? C, C üssünün toplamı, buradaki B, B üssü ile neyin toplamıydı? D, D üssünün toplamına eşitti. Tamam, şuradaki verileri bir yazacak olursak 8 artı 10 eşittir dedim buraya da o zaman. 2 artı D, D üssüne de X olarak isimlendirmiştim. 18 eksi 2'den de X değeri ne olarak geldi o zaman burada? 16 olarak gelmiş oldu. O halde örnek 20'ye bir bakalım. Ne vermişiz oradan? Örnek 20. ABC'de burada bir paralel kenar olarak verilmiş. AF açıortay, AF ve EF. Bunlar dik olarak birbirlerine verilmiş. AF uzunluğumuz 8, EF uzunluğumuz 2 ve ekstradan şurada bir tane bilgimiz var arkadaşlar. Bu en güzel soru olabilir paralel kenar için diyoruz. O zaman bir hemen çözümüne bakalım. Şimdi şuradaki EB kenarı dediğimiz yer. Mesela EC dediğim uzunluğa. Ben burada K olarak isimlendirirsem EB uzunluğuna ne vereceğim o zaman? 2K olarak dedim. BC uzunluğu ile AD uzunluğu birbirlerine eşitti. Bir kenara not ediyorum. X eşittir. Burada nedir arkadaşlar? 3K olarak yazdım. Tamam. Şimdi şuraya da yazıyorum hatta onu. 3K olarak. Peki AB ile DC burada birbirlerine paralel ise ben buradaki açıortaylıkta mesela buraya alfa alfa dersem paralelliği kullanarak buraya da ne yazabilirim arkadaşlar? Alfa diyebiliriz. Buradaki ADF üçgenine bakarsanız taban açıları aynı. Yani burada bir ne var? İkiz kenar üçgen var. O zaman burası da nedir arkadaşlar? 3K yani X olarak yazabiliriz. Şimdi İkizkenarlık var. Ben buradaki D açısından bir tane dik indirirsem burası ne olur? 2 eş parça 4, 4 olarak ayrılır. 90 derece alfamız var. Şuradaki açıya da beta dersem. Şimdi F noktasının olduğu yere geri geliyorum. Alfa var, 90 var. O zaman benim şuradaki açım nedir arkadaşlar? Beta. Şimdi benzer şekilde şöyle bakarsanız. Buradaki kenarınızı zaten EF'ye 2 olarak vermiş. Şöyle bir şey yapalım. Madem öyle, burada bir ikiz kenarımız var. K yine benzer şekilde şuradaki açımda nedir arkadaşlar burada? Yine benzer şekilde beta olarak geldi. C'den bir tane ben yükseklik indirirsem. Burada bir ne oldu? İkiz kenar üçgen olarak gelmiş oldu. Tamam. Buradaki 90 var, beta var. Şuradaki açıma da ne kaldı? Alfa olarak kaldı. Bunlar da ne oldu? 1, 1 olarak ayrıldı. Hatta şuraları bir isimlendirelim. H noktası dedim. Buraya da ne yazdık arkadaşlar? L noktası olarak dedim. Şimdi buradaki şu DHF üçgeni ile hangi üçgen burada arkadaşlar birbirlerine benzerdir? F, L, C üçgeni. Yani burada neye uygulayacağız? Üçgende benzerliği. Yani aynı açı karşısındaki kenarları birbirlerine oranlayacağız. Şimdi burada şunu bakarsanız eğer. İlk önce DFC üçgeninde 90'ın karşısında ne var? 3K. Geldim diğer FLC üçgenine. 90'ın karşısında ne var burada da? K olarak var. Onu da yazdım. Eşittir dedik. Tamam.
Benzer şekilde mesela şu DHF üçgeninde alfanın karşısına y olarak bir isimlendirelim. Alfanın karşısı burada y iken diğer üçgende FLC üçgeninde alfanın karşısında ne var arkadaşlar orada? 1. Şu k'ları da bir sadeleştirirsek y dediğimde yer ne geldi o zaman buradan? 3 olarak gelmiş oldu. O halde şuraya bakarsanız madem burası 3 DHF üçgenine 3, 4, o zaman 3K dediğim uzunluk ne geldi buradan? 5 olarak gelmiş oldu. Zaten X dediğim şey neydi arkadaşlar? 3K. Yani cevabımız ne oldu o zaman burada? 5 olarak gelmiş oldu. Gerçekten çok güzel bir soru bu. Şimdi paralel kenarda alan, biraz da ondan bir bahsedelim. Tabii ki alan dediğimde her zaman için ilk aklıma gelen şey, burada bir yüksekliğin olması gerekiyor. Şimdi paralel kenarda alan D'den eğer bir tane yükseklik indirdiniz AB kenarına doğru. AB uzunluğu da A olsun burada. Buradaki eğer sizden alan isteniyorsa yükseklik çarpı indiği kenar diyorsun. Eğer bu çıkan yükseklik D'den mesela çıktı ama bu kez AB'ye değil de BC kenarına inerse yine aynı şeyi yapıyorsun. Buradaki indiği kenar uzunluğu ne? B. Bu kenara ait yüksekliği ne? HB. Bu ikisini yine çarptığında neyi verir size? Bu paralel kenarının tamamının alanını verecektir. Şimdi burada önemli olan kısımlar şurası. Ne diyorduk? Bir paralel kenarda eğer tüm köşegenler çekilmiş ise bu köşegenler birbirlerine ortalıyordu. Şimdi biz bunu bir önceki videolarımızda da göstermiştik. Tekrarını yapmıştık. Şu AA olma durumu nereden geliyor? Bir hatırlayalım. Mesela buradaki kenarım şunlar birbirlerine eş ise bu iki üçgenin alanları da ne oluyordu? Birbirlerine eşit olarak geliyordu. Sen buradaki bu çift tırnaklı olan kenarın gördüğü alana A dersen AO uzunluğu da aynı olduğu için burası da nedir? Aynı şekilde A olarak gelir. OD uzunluğu ile OB uzunlukları madem eşit, benzer şekilde buradaki alanımız da A. AO ile OC zaten eşitti. Buradaki gördüğün alanda ne düşer yine? A olarak gelir. Şimdi burada önemli kısım şu. Karşılıklı gördüğünüz kenarlar hangileri burada? S1 artı ve S2. Yani bu karşılıklı gördüğünüz alanları topluyorsunuz. Eşittir dersin. Yine karşılıklı durumda olan alanlar hangileri burada? A1 ile A2. Yani senin burada karşılıklı alanların toplamları birbirlerine eşittir diyebiliriz. Ekstra şuna da bir bakalım. Ne demişiz orada? Bir paralel kenarımız var. Bakın. Şimdi şurada bir zikzak olayı var. Aslında 3 tane üçgen var orada. Tabanları aynı doğru üzerinde bulunan şuradaki üçgenlerin yani ADF üçgeni ile FBC üçgenlerin bu A ile B'nin toplamı daima arkadaşlar şu içeride kalan üçgenin alanına eşit olarak gelir. O halde bununla ilgili bir 4 tane bir örneğimiz var. Onlara da bir bakalım arkadaşlar neymiş? Şimdi ABC'de paralel kenar, ADF üçgenin alanı 10 cm kare, EFK üçgenin alanı da 4 cm kare olarak verilmiş. Tamam. EBC üçgeni alanı 12 cm kare, benden AKB üçgenin alanını istemiş. Şimdi şurada gördüğünüz yer, burası neydi arkadaşlar? Yamuktan hatırlayın. Benim buradaki alanlarım birbirlerine daima eşit geliyordu. Peki madem oradaki alanlarımız birbirlerine eşit. Hatta şöyle gösterelim. Farklı bir kalemle çok fazla karışmasın. Bir önceki sayfada verdiğim paralel kenarda alanla ilgili tabanları aynı kenar üzerinde bulunan iki üçgenin alanları toplamı diğer üçgenin alanına eşitti. Şimdi burada EBC üçgenin alanı ne arkadaşlar? 12. Tamam. Benzer şekilde aynı kenar üzerinde tabanı bulunan ADE üçgenin alanı nedir orada? 10 artı 4
artı a dedim. Peki biz bunu neye eşit diyorduk? Tabanı AB kenarında olan AEB üçgenin alanına, yani S artı A'ya eşit diyorduk. Burada A'ları sadeleştirirsek o zaman S dediğim alan buradan ne gelmiş oldu? 26 oldu. Zaten benden AKB'nin yani S'in ne olduğunu istiyordu. O halde şu örnek 22'ye de bir bakalım ne demiş burada. Yine bir paralel kenarımız var. DE uzunluğuna ne olarak verilmiş? EC uzunluğu 2 ne? Tamam, soru üzerinde zaten burası belirtilmiş. Tüm alanı vermiş 48 cm kare. Yukarıdaki verilere göre ABED yamuğunun alanı istenmiş. Şimdi şöyle bir şey yaparsak, yamuktan hatırlayın arkadaşlar. Madem burası bir ABED bir yamuk. Şimdi DC 3N ise AB uzunluğu da nedir burada? 3N olarak deriz. Tamam. N'nin gördüğü şuradaki alana ben eğer S olarak yazarsam 3N'nin gördüğü alana ne yazacağım o zaman burada? 3S olarak yazdım. Tamam. Benzer şekilde 3N'ye 3S ise 2N'ye de 2S burada düşer. Ben tüm alanı S cinsinden yazdığıma göre 48'i de biliyorum zaten tüm alanı. Buradaki tüm S'leri toplarsak ne gelir arkadaşlar? 6S. S dediği bir tane de alanımız ne oldu o zaman? 8 olarak geldi. Şimdi ABED yamuğunda toplamda kaç tane S var? 4S. Tamam. 4S dedim. S gördüğüm yere de o zaman burada 8 olarak yazarsam oradaki yamuğun alanında ne gelmiş oldu? 32 santimetre kare gelmiş oldu. O halde örnek 23'e bakalım. Yine bir paralel kenarımız var burada. DH1 ile AB kenarları birbirlerine dik. DH2 ile BC kenarları birbirlerine dik olarak verilmiş. DH2 uzunluğunu vermiş, sonra da zaten paralel kenarımızın üzerine de yazılmış. AB kenarı ile BC kenarı arasında da bir oran var. Benden istediği H yüksekliği. Yükseklik varsa o soru %99 alandan çıkıyordur arkadaşlar. Soruda verdiği şuradaki oranı bir yazarsak eğer. 2AB 3BC demiş. AB kenarına o zaman burada ne yazmam gerekir? K cinsinden 3K olarak yazdık. Tamam. BC uzunluğuna da aynı şekilde yine 2K olarak burada belirttim. Şimdi buradaki eğer soruda benden bu paralel kenarın alanını istemiş olsaydı, ABCD'nin alanını istemiş olsaydı neydi? Yükseklik çarpı indiği kenar diyordum. O zaman 12 çarpı 2K dersen bu bana alanı verir. Benzer şekilde H çarpı indiği kenar yani 3K dersem bu iki sayının da çarpımı bana neyi verir? Alanı verir. Şimdi burada bir K'ları sadeleştirelim. 3 ile de bir 12'yi sadeleştirirsek H dediğim yüksekliğim ne gelmiş oldu buradan? 8 olarak gelmiş oldu. Sonra da zaten H yüksekliğinin ne olduğu isteniyordu. Örnek 24. Bir tane paralel kenarımız var. EH ile AB uzunlukları birbirlerine dik olarak verilmiş. EH uzunluğu 3, BC uzunluğu 7. Başka neyi vermiş burada? Şekildeki ABCD paralel kenarının A ve B açılarının iç açıortayları DC üzerindeki E noktasında kesişmektedir. Tamam. Şimdi madem bir kesişme olayı var, şuralar açıortay olunca ne oluyordu arkadaşlar? Benim buradaki açım dik olarak geliyordu. Bu bir kenarda dursun. Belki işimize yarar. E noktasında kesişiyor demiş. Benden bu paralel kenarın alanı istenmiş. Şimdi madem BC kenarı burada 7. AD kenarı da nedir arkadaşlar? 7. Mesela şu açıortaylığın olduğu yere alfa alfa dersen AB ile DC'nin paralelliğini kullanarak buraya da ne yazabilirim arkadaşlar? Z kuralından alfa yazabilirim. O zaman buradaki ADE üçgeni ne olmuş oldu? İkizkenar üçgen. DE'ye de o zaman burada 7 olarak deriz. Benzer şekilde buraya beta dedim. Beta dedik. Yine Z kuralını kullanarak
Oraya da ne yazarız arkadaşlar? Beta olarak yazdık. Buradaki EBC üçgeni de ne? İkizkenar üçgen ise EC uzunluğunda 7 olarak geldi. Paralel kenarın alanı istenmiş. Neydi? Yükseklik çarpı indiği kenar diyordum. Bu paralel kenarının daha en sorunun en başında yüksekliği verilmişti 3 çarpı indiği kenar. İndiği kenar şuradaki kenar değil midir zaten? 14. Burası da aynı şekilde zaten 14'tü. Çarpı 14 dedik. Bu ikisini de çarptığımızda tüm olan ne olarak gelmiş oldu? 42 santimetre kare olarak geldi. Evet arkadaşlar, şimdi soru çözümüyle bir devam edelim. Burada bir paralel kenarımız var. DH ile AB birbirlerine dik. ADH 25 derece olarak verilmiş. Benden alfa derecesinin kaç derece olduğu istenmiş. ADH üçgenine bakacak olursanız eğer 90 dereceniz var, 25 dereceniz var. Üçgenin iç açıları toplamından dolayı buraya da kaç derece kaldı o zaman? 65 derece olarak geldi. Paralel kenarın açı özelliklerini hatırlayın. Karşılıklı açılar birbirlerine neydi? Eş. O zaman buradaki alfa derecemiz de ne oldu? 65 derece olarak gelmiş oldu. O halde bir sonraki sorumuza, ikinci sorumuza bir bakalım. Burada ABC'de paralel kenar FK uzunluğu ile BC uzunlukları birbirlerine paralel. Tamam. Benzer şekilde AD'ye de bunlar paraleldir. DE, EA 6 santim olarak verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre FK uzunluğu kaç santimetredir denilmiş. Şimdi arkadaşlar, AD uzunluğumuz burada ne? 12 değil mi? O zaman BC uzunluğu da nedir burada? 12. Peki şurada üstünden geçtiğim yerde ne var? Kum saati ya da diğer bir deyişle kelebek de diyebilirsiniz. 6'ya 12, yani ne oranı var? 1'e 2. Eğer siz şuraya DF uzunluğuna K olarak derseniz FB uzunluğuna ne demeniz gerekir? 2K olarak demeniz gerekir. Peki buradan sonra ABD üçgeninde, üçgende temel benzerlik yapacak olursam eğer. Şimdi tepe açısından geldim, paralelliğin olduğu yere kadar. Sonra tamamı diyorum. Yani burada nedir? 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. X'in nereye oranı? Tabana. Yani 12'ye oranı diyoruz. X bölü 12 dedik. Şurada bir gerekli sadeleştirmeleri yaparsam 4 çarpı 2'den de X değerim ne olarak gelmiş oldu? 8. Soruda zaten benden istenilen FK uzunluğu, yani X değeriydi. Soru 3 diyoruz. Bir tane paralel kenarımız var burada. ABCD paralel kenar DE ile AF birbirlerine dik. DE uzunluğu 9. DE uzunluğu 7, AE uzunluğu 9 olarak verilmiş. CF'ye de 15 olarak verilmiş. Benden istenilen BF, yani X uzunluğu. Şimdi arkadaşlar, AD uzunluğu ile BC uzunlukları neydi burada? Birbirlerine eşitti. Peki buradaki 9 ve 7 olarak verilen uzunlukları CF'ye, yani 15'e nasıl yakınlaştırabilirsin? Şimdi buradaki AED üçgenin aynısını şurada oluşturabilirsin aslında. Çektim, buraya da H olarak isimlendirdim. Şimdi bakarsak yüksekliğim, D'den olan yüksekliğim neydi? 7. O zaman burası da nedir arkadaşlar? 7. AE uzunluğum 9. HC uzunluğunda o zaman ne oldu burada? 9 olarak geldi. Aslında üçgeni taşımış oldum. Öyle düşünebilirsiniz. Peki şuraya bakarsanız buradaki BHF üçgenine 7, 24. Ne üçgeni vardı? 7 burada, 24 dediğim kenar burada. 7, 24, 25 üçgenimiz, yani kenarlarına göre özel bir üçgenimiz vardı. X dediğim ölçüde buradan 25 olarak, 25 santim olarak gelmiş oldu. O zaman soru 4'e bir bakalım şimdi. ABCD paralel kenar demiş. AE ve BF açıortaylar. AB uzunluğu 15,
BC uzunluğu o. Tamam, soru üzerinde yazılmış. Benden istenilen kısım EF uzunluğu. Şu EF uzunluğuna bir x diyelim. Buradaki açıortay kısımlarını alfa, alfa, buraya da beta, beta olarak dedim. Şimdi buradaki z kuralından alfa gördüğün açıyı nereye taşıyabilirsin? Buraya. Peki burada ne oluştu? ADE üçgeni ikizkenar üçgen oldu. Şimdi BC burada 10 ise o zaman AD de 10'dur. İkizkenar üçgen olduğu için buraya da ne kalır? 10 eksi x olarak kalmış oldu. Peki şimdi yine aynı şekilde z kuralını kullanarak beta dediğim bu açıyı nereye taşıyabilirim? Buradaki F'de gördüğüm açıya taşıyabiliriz. Buradaki BFC üçgeni de yine aynı şekilde ikizkenar üçgen olarak geldi. Yani buraya da ne yazarım? 10 eksi x. Şimdi DC uzunluğu ile AB uzunlukları neydi? Birbirlerine eşit. Yani şurası tamamı zaten 15 santim. Buradaki şu tüm verilen denklemleri bir toplarsak 10 eksi x artı x artı 10 eksi x. Bunları da niye eşitleyeceğim o zaman arkadaşlar? 15 santimetreye eşitleriz. Şurada birer tane x'lerimiz gitti. 20 eksi x eşittir 15 oldu. X dediğim ölçüde o zaman buradan 5 santim olarak gelmiş oldu. Soruda da benden zaten EF'nin uzunluğu isteniyordu. Şimdi soru 5'e bakarsak. Burada bir ABC'de paralel kenarı var. DL, LK ve KC uzunlukları birbirlerine eş olarak verilmiş. Tamam. Onları yazdık. Benzer şekilde mesela EF uzunluğuna EF'nin iki katı AB'ye eşittir verilmiş. Benden bir tane alan oranı istenmiş. Tamam, şöyle diyelim. Mesela burada gördüğünüz şu eş parçaların her birine. Mesela buraya 2x, buraya da 2x olarak dedim. AB, şimdi DC uzunluğu burada toplamda ne oldu? 6x. O zaman AB uzunluğu da ne olur? 6x olarak geldi. Şimdi o zaman şöyle diyelim. 2 çarpı EF dediğim uzunluk neye eşitmiş? AB'ye, yani 6x'e. EF dediğim uzunluğa ne diyeceğim burada o zaman? 3x olarak şöyle bir yazdım. Şimdi buradan sonra tabii ki bakmanız gereken yer neresi? Şimdi eğer ben şurada, benden istenilen neydi burada? EF, KL. Buradaki bir dörtgen. Şöyle yaparsanız bakın. E'den K'ya bir tane doğruyu çektim. Mesela 2x'in gördüğü alana şuraya 2s dersen, 3'ün gördüğü buradaki alana ne yazmam gerekir o zaman? 3s olarak yazmam gerekir. Tamam, EFKL dediğimiz buradaki dörtgenimizin toplam alanı ne geldi? 5s olarak gelmiş oldu. Şimdi şöyle bakın. Buradaki 3x'in gördüğü alan 3s değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle A'dan C'ye bir tane köşegen çektiğimizde 3x'e 3s düşüyorsa buradaki, hatta daha rahat görebilmeniz için şu paralel kenarı bir dışarıda tekrardan çizelim. A dedik, B, C, D olarak bir isimlendirdik. A'dan C'ye çektik. Şimdi şuralar neydi zaten? 6x. Benzer şekilde burası da nedir? 6x dedik. 3x'in gördüğü 3s ise 6x'in gördüğü de yine aynı şekilde nedir? 6s'tir. Benzer şekilde yukarısı da nedir? 6s. Benden istenilen zaten şu altta oranlamamı istediği yer bütün paralel kenarın alanıydı. O da toplamda ne geldi? 12s. Buradan da oranlarsak 5 bölü 12 olarak gelmiş oldu. Şimdi 6. sorudan ABC'de burada bir paralel kenar EF, FB uzunlukları birbirlerine eşit. Bana verilen AD, F, E dediği bölge. Yani şuradaki dörtgensel bölgemiz diyebiliriz. 24 olarak vermiş. İstediği yer ise BFC üçgeninin alanı. Yani şurası. Şimdi şöyle dersek arkadaşlar. A'dan F'ye bir tane doğruyu çektim. Şuradaki ADF üçgenin alanını bilmiyorum ama isimlendirebilirim.
A dedik. Şimdi buradaki büyük A, B, E üçgenine bakarsanız tabanları aynı. O zaman buradaki A, B, F üçgenin alanı da yine aynı şekilde ne olacak? 24 artı A şeklinde yazabilirim. Şöyle bir kuralımız vardı paralel kenarda. Şimdi artık şu A, E ve E, F doğru parçalarını bir görmemezlikten gelin. Tabanları aynı kenar üzerinde bulunan üçgenin alanları toplamı. Yani nedir arkadaşlar orada? A ile S'in toplamı neye eşitti? Bu paralel kenarda diğer üçgenin alanına. Yani 24 artı A'ya eşit olarak gelmek zorundaydı. Özel kuralımızdı. A'ları da burada sadeleştirirsem o zaman S dediğim bu alan ne gelmiş oldu? 24 santimetre kare olmuş oldu. Şimdi soru 7. Bakalım burada ne var? ABC'de paralel kenar var. CE açı ortay olarak verilmiş. CE ile DE birbirlerine dik. Tamam. DEA dediğimiz açıya 60 derece olarak verildiğine göre benden B açısının kaç derece olduğu sorulmuş. Şimdi şöyle bakarsak. Burada 60 derecemiz var. 90 derecemiz var. O zaman buradaki açıma kaç düştü? 30 derece. Peki AB ile DC birbirlerine paralel olduğu için Z kuralından ben 30 dereceyi nereye taşıyabilirim? Buraya açı ortay olduğu için buradaki açımızda ne oldu o zaman? 30 olarak geldi. EBC üçgenine bakarsanız 30, 30 benim istenilen yani B'deki açım kaç derece olmuş olur? 120 olmuş oldu. Soru 8. ABCD paralel kenar CF açıortay olarak verilmiş. A açısı 70 derece. Tamam. CFE 130 derece benden istenilen ABE yani buradaki X derecesinin kaç olduğu sorulmuş. Şimdi paralel kenarda karşılıklı açılar neydi? Birbirlerine eşit. C açısı da tamamı 70 derece ise buraya o zaman 35 35 olarak kalır. Peki buradan sonra 130 derecemiz var. Bunun yanındaki derecesi ne olur? 50 derece olarak kaldı. Şuradaki BFC üçgenine bakarsanız 50 var, 35 var. O zaman şuradaki açıya da kaç derece kaldı? 95 derece olarak kalmış oldu. Şöyle düşünün. Şimdi burada bir 70'imiz var. Benim bu yukarıdaki açımın kaç derece olması lazım? İkisinin toplamları neydi arkadaşlar bunların? 180'di. O zaman benim buraya kaç derece yazmam gerekir? 110 olarak yazmamız gerekir. Madem öyle, karşılıklı açılarımız birbirlerine eşitti. Yani x artı 95 eşittir ne dedim o zaman burada? 110 olarak yazdım. X dediğim ölçüde buradan ne olarak gelir arkadaşlar o zaman? 15 derece olmuş oldu. Soru 9. ABCD paralel kenar CE açıortay olarak verilmiş. Tamam. AE uzunluğu X, AD uzunluğu 5 olarak verilmiş. Benden X değerinin ölçüsü istenmiş. Kaç santim denilmiş. Şimdi AD madem burada 5. Benzer şekilde BC uzunluğumuz da nedir? 5. C'deki açıortayla alfa alfa dedim. Buradaki Z kuralından alfayı buraya taşırım. EBC üçgeni ne oldu burada? İkiz kenar üçgen. EB uzunluğumuzu ne söyledik o zaman? 5 olarak verdik. AB uzunluğu 7 ise DC uzunluğu yani X dediğim uzunlukta buradan ne olarak gelir? 7 olarak gelir. Soru 10. ABCD paralel kenar CF ve BF açıortaylar denilmiş. EF ile AB burada paralel olarak verilmiş. Tamam. Onları şöyle bir paralel olduğunu belirtelim. Benzer şekilde EF 7, AB'ye 9 santim olduğuna göre bu paralel kenarın bu kez alanı değildi, çevresi sorulmuş. Şimdi 9 var. DC uzunluğumuzda nedir o zaman burada? 9. Peki açıortaylık var. Açıortaylık var. O zaman benim buradaki ölçüm kaç derece oluyordu? 90 yani dik olarak geliyordu. Şimdi
Diyelim ki burada şöyle E'den çıkan bu doğru parçasını BC'ye direkt doğrusal olarak uzattık. DC 9 ise o zaman buradaki EH uzunluğunda ne olması lazım? 9. Buraya ne kaldı o zaman? 2. Buradaki E'den çıkan bu doğru parçası daima neydi? Orta tabandı. O zaman burada bir muhteşem üçlümüz var. Buralarda nedir o zaman? 2. BC uzunluğumuz 4 ise AD uzunluğumuz da nedir burada? 4 olarak geldi. Tüm kenarlarını bir toplayalım. 9 var, 9 var. 2 tane de neyimiz var orada? 4'ümüz var. Buradaki tüm değerleri bir toplarsak 18 artı 8'den de tüm çevremiz ne olarak gelmiş oldu? 26 bulmuş olduk. Geldik şimdi son sorumuza. ABCD paralel kenar AE ile EB ve BC birbirlerine eşit. EDC burada 40 derece olarak verilmiş. Benden istenilen ECB yani X ölçüsünün kaç derece olduğu sorulmuş. Şimdi BC uzunluğuna bu işaret verilmiş ise aynı uzunluğu ben bir de nereye taşıyabilirim? AD uzunluğuna. Şimdi şöyle yapalım. İlk önce burada şu EBC üçgeninden başlayalım. İkiz kenarlık var. O zaman benim buradaki yazmam gereken ölçü nedir? İkiz kenar üçgenden dolayı X olarak taşıdım. DC ile AB birbirlerine paraleldi. Z kuralından 40 derecelik ölçüyü nereye taşırız? Yine benzer şekilde buraya. ADE burada ikiz kenar. O zaman D'deki taban açısı da nedir burada? X. Yani 40 olarak yazdık. Peki 40, 40, 80. Buradaki ölçümü de kaç derece kaldı? 100 olarak belirttik. Şöyle bir şey vardı. A açısı ile B açısının toplamları 180 dereceydi. B'deki ölçüm o zaman 80 olarak gelmiş oldu. Artık burada EBC üçgenindeki tüm iç açıları toplayıp 180 dereceye eşitleriz. Eşittir 180 dedim. 2x eşittir ne geldi buradan? 100. X eşittir ne oldu o zaman buradan da? 50 olarak gelmiş oldu. Soruda zaten orası isteniyordu. Evet arkadaşlar bu soruyla da bugünkü özel dörtgenimiz olan paralel kenarında konusunu anlatmış olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Karacan TV'de kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diliyorum.